Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Bel'am kimdir? Bununla alakalı bazı bilgilere yer vermeye çalışacağız. Değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim bize çok önemli mesajlar veriyor ve bu mesajlarla bizleri yönlendiriyor. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssalardan biri Bel'am isimli bir şahısla alakalı olarak değerlendirilir. Gerçi Kur'an-ı Kerim'de Bel'am diye doğrudan ismi geçmez ama ilgili ayetlerin açıklamasında bunun İsrailoğullarından Bel'am İbni Baura isimli birisi olduğu anlatılır. Olayın özü kısaca şöyle: bu kimse aslında ilim sahibi bir insan ama ilmi kötü yönde kullanıyor. Yani pek çok böyle güzel ilimlere mazhar olmuş, ilim sahibi ama kendindeki bu ilmi kötü şeylerde kullanıyor ve bunun neticesinde bu ulema üssunun, kötü yönde ilmini kullanan alimlerin bir timsali oluyor, prototipi haline geliyor. Nasıl ki Firavun siyasi istibdatta, baskıda, zulümde bir prototiptir ve Firavun denildiği zaman hemen zalim bir tip hatıra gelir. Karun zenginlik noktasında o da bir prototiptir. Zenginliği kötüye kullanan, zenginliğiyle şımaran kimseleri sembolize eder. Bunun gibi bir de ulema sınıfı içinde, alimler sınıfı içinde ilmini kötüye kullanan bir kısım tipler vardır. Ve Kur'an-ı Kerim bunu Bel'am tiplemesiyle Araf suresinde anlatılan 175. ayetten başlayan 3 ayette kıssası anlatılan bir olayla bize bildirmektedir. Ben ayetlerin mealini arz etmeye çalışacağım ve kısaca açıklamasını yapacağım. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: Vetlu aleyhim nebe'ellezî âteynâhu âyâtinâ. Onlara ayetlerimizi verdiğimiz şu kimsenin kıssasını oku. Biz ona ayetlerimizi vermiştik. Fensalaha minhe, ama o ayetlerden sıyrılıp çıktı. Yani o ayetlerin hükmüne göre yaşaması gerekirken farklı bir mecraya girdi. Fe'etbâhu şeytan, şeytan onu peşine taktı. Şeytan onu kendine tabi yaptı. Fekâne minel gâvîn, böylece o kimse manen sukut eden, manen düşen azgınlardan oldu. Velev şi'ne lerafa'nâhu bihe, eğer istemiş olsaydık o ayetlerimizle, verdiğimiz o bilgilerle, ayetlerle biz o kimseyi yükseltirdik, yüceltirdik, makamını âli yapardık. Velakinnehu ahlede ilel art, lakin o arza meyletti. Arza meyletti, yani süfli şeylere yöneldi. Ulvi şeylere yönelmek yerine süfli şeylere yöneldi. Yani diyelim ilim var, bu ilimle Allah'ın rızasını elde edebilir ama o bu ilimle diyelim maddi menfaat peşinde koştu. Yalancı fetvacı oldu. Yalan yere bir takım fetvaları veren bir kimse haline geldi. Bununla belki dünyasını da mamur etti. Ama dünyasını mamur ederken aslında ahiretini harap etti. Ahlede ilel art, yani yere çakılıp kaldı, yere yöneldi. İnsanın nefsani temayüllerini ifade eder. Çünkü arz ayaklar altındadır, sema ise üzerimizdedir. İşte yükselmek, semaya yönelmek insanın manen terakkisini, ilerleyişini ifade eder. Ama yere çakılıp kalmak, yere yönelmek, bu da insanın süfli şeylere yönelmesini, süfli şeylere meyletmesini ifade eder. Şeytan onu peşine taktı ve İşte o kimse arza yöneldi, arzi şeylere meyletti. وَتَّبَعَ هَوَاهُ, ve hevasına uydu. Heva, nefsin kötü istekleri. Nefsin iyi, meşru istekleri de vardır, kötü istekleri de vardır. Artık o hevaya tabi oldu. Devamlı heva ve hevesinin peşinde koştu. Kendi zevkinin takipçisi oldu. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, onun hali bir köpeğe benzer. İn tahmil aleyhi yelheth, eğer üzerine varsan dilini çıkarır, solur. Ev tetruku yelheth, kendi haline bıraksan yine öyle yapar.
Zalike meselul kavmillezine kezzebu bi ayatina. İşte bu ayetlerimizi yalanlayan bir kavmin misalidir, durumudur. Burada Kur'an-ı Kerim'in bu ifadesinde doğrudan doğruya bir isim verilmemiş ve bu bir mesel olarak, bir örnek olarak bize veriliyor. Demek ki İsrailoğullarında Bel'am adıyla anlatılan, kötü şeylere fetvacı olan ilim sahibi bir kimse buna bir örnektir. Ve bu tarihin bütün devrelerinde bunun değişik örneklerini görmek mümkündür. Bir kısım alimler vardır ki bunlar yalana fetvacı olmazlar, yanlışa fetvacı olmazlar. Ama bir kısım da vardır ki bir takım böyle maddi menfaatin karşılığında dünyaları için dinlerini satabilirler. Değerli bir ilim adamından duymuştum. Bana diyor bir yerde konferansım öncesinde denildi ki hocam konferansınız esnasında şunları şunları söylerseniz bir hafta içinde önemli bir mevkiye getirileceksiniz. O da demiş ki benim bütün hücrelerim bunun tersini söylerken sizin gönlünüz hoş olsun diye ben inancımın tersini söyleyemem. Demek ki bir kısım insanlar ise o anda makama aldanabiliyor ve bu makama aldanmanın neticesinde din ile adeta dünya avına çıkıyor. Yalana yanlışa fetvacı oluyor. Bunun neticesinde görünüşte makamı yükseliyor. Dünyalık imkanları artıyor ama gerçekte ise o insan manen sukut ediyor. Bir uçurumdan kendini aşağı doğru atmak misali, o insan kendini manen aşağılara doğru yuvarlamış oluyor. Halbuki ilim insanı yükselten sebeplerden biridir. Güzel ahlak insanı yükselten sebeplerden biridir. İlim de çok güzel artı bir değerdir ve en önemli değerlerden birisidir. Ama bir kısım insanlar ehli ilim olmak ile beraber ilim var ama bakıyorsunuz irfan yok. İlim var, dini bağlar çok zayıf. İlim var, yalana ve yanlışa fetvacı. Dini literatürde bu gibi kimselere ulema-ü su deniyor. Kötü alimler. İlim var ama kötü de kullanılıyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmakta. Allah-u Teala hemen birden ilmi ortadan kaldırmaz. Gerçek manadaki alimlerin vefat etmesiyle ilim ortadan kalkmaya başlar. Ve o gerçek manadaki alimler birer birer vefat ettikten sonra onların yerine başkaları geçer. İlimden o kadar da nasibi olmayan, din ile dünya avına çıkan bir kısım kimseler onların yerine geçer. Ve bu insanlar yanlış fetva verirler. Ve vermiş oldukları bu yanlış fetvayla hem kendileri saparlar hem de başkalarını saptırırlar. Gerçekten de günümüz ortamında zaman zaman bir kısım fetvacı kimseleri medyada insan gördüğünde sadaka Resulullah, Resulullah doğru söyledi diyor ve bunun tezahürlerini bu şekilde görebiliyor. İşte ilim azizdir, ilmi zelil etmemek lazım. İlim insanı yükselten sebeplerdendir ama bu yükselten sebepten alçaklığa bunu vesile yapmamak gerekir. Kur'an-ı Kerim ilim sahiplerini met ediyor ve buyuruyor ki hel yestevillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Burada bilenlerin üstünlüğüne bir işaret olduğu gibi aynı zamanda bilenlerin sorumluluğuna da bir işaret vardır ve alim mazur değildir. Bazı durumlarda bilmemek mazeret sayılabilir ve bilmeyen insanlar cehaletleriyle adeta kurtulabilirler. Bilmemek bazen özür olur. Ama bir hatayı bilen bir kimse yaptığı zaman bunun vebali çok daha fazladır. Cenab-ı Hak hepimizi ilimde de, amelde de ve ihlasta da çok ileride olan bahtiyar kullarından eylesin. Bir başka programımızda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.